Arkadaşlar, termodinamik 2 dersimize başlıyoruz. Gerçek gazlarla dersimize devam edeceğiz. Evet, gerçek gazlarla ilgili bilgileri vermeden önce termodinamik özellik bağıntılarına bir bakalım. Termodinamik özellik bağıntıları termodinamik kitaplarında ayrıntılı olarak yer alıyor. Bizim dersimizde lazım olacak kısma birlikte bir bakalım. Arkadaşlar, entalpiyi biliyorsunuz, iç enerji artı basınç çarpı özgül hacimden oluşuyor. Buradaki tabii ki özgül entalpi. Özgül entalpi ve özgül iç enerji kavramlarını biz gerçek gazlarda da kullanacağız. Onun için H eşittir U artı PV'yi bir daha ele alalım. Bunu delta formunda gösterirsek, fark formunda gösterirsek delta H eşittir delta U artı delta P çarpı V olarak yazılabilir. Delta'yı açarsak arkadaşlar, entalpide biliyorsunuz H2 eksi H1 eşittir U2 eksi U1 artı P2 V2 eksi P1 V1 cinsinden yazılabilir. Gerçek gazlarda entalpi değişimi ve iç enerji değişimi bize lazım olacak. İç enerji değişimine bakarsak U2 eksi U1'i buradan çekebiliriz. O zaman H2 eksi H1 eksi P2 V2 eksi P1 V1 cinsinden yazabiliyoruz. Arkadaşlar, gerçek gazlarda yine termodinamik bir dersinde görmüştük. PV eşittir ZRT eşitliği vardı. Tabii bu V'yi özgül hacim olarak aldığımız için burada kütle yok. Ama büyük V olarak hacim olarak alırsak burada kütle de olacak. Ama PV eşittir ZRT eşitliğini hatırlıyoruz. Termodinamik bir dersinde saf madde içinde görmüştük. Gerçek gazlarda yine buradaki Z değeri bize lazım olacak. Bu sıkıştırabilirlik faktörü çerçevesinde işlemleri yapacağız. PV eşittir ZRT ise şuradaki P2 V2 eksi P1 V1'i nasıl yazabiliriz ona bakalım. Arkadaşlar, özgül hacim yerine Z cinsinden karşılığını yazabiliriz. Yani PV yerine veya P2 V2 yerine R çarpı Z2 T2 yazabiliriz. Burada da ZRT var. R sabit olduğu için gazda, bir gazda çalıştığımız için R'yi dışarı çıkarıp P2 V2 eksi P1 V1 yerine Z2 T2 eksi Z1 T1 yazabiliriz. Bu Z değerlerini bildiğiniz gibi grafikten alacaktık. Biraz sonra bununla ilgili de örnek yapacağız. Yani U2 eksi U1 değeri bize gerçek gazlarda lazımsa onu H2 eksi H1 eksi R çarpı Z2 T2 eksi Z1 T1 cinsinden yazabileceğiz. Evet, buraya da yazmışız. Gerçek gazlarda U2 eksi U1 için eşitliğimiz bu. Gerçek gazlarda H2 eksi H1'i nasıl bulabiliriz? Entalpi, özgül entalpi farkını. Tabii ki iç enerji değerleri biliniyorsa ve şuradaki değerler biliniyorsa buradan da bulabiliriz ama H2 eksi H1'i biz gerçek gazlarda şu şekilde de yazabiliyoruz. Arkadaşlar, bu bilgiler termodinamik özellik bağıntıları bölümünde var. Oradaki önemli iki bilgiyi, daha doğrusu üç bilgiyi buraya aldım. Bunları kullanacağız. H2 eksi H1 gerçek gaz için H2 eksi H1 ideal duruma bakacağız. İdeal duruma bakacağız. Biraz sonra örnekte de bunu ele alacağız. Eksi R T kritik ZH1 eksi ZH2'den bulacağız. Arkadaşlar, şuradan bakalım. ZH1 entalpi değeri yine grafikten bulunacak, örnekte yapacağız. T kritik, o gaz için kritik sıcaklık. Bunu da ilgili tablodan alacağız. R'yi de o gaz için ilgili tablodan alacağız. Ve gerçek gazlar için H2-H1'i bu eşitlikten hesaplayacağız. Gerçek gazlarda özgül entropi değerleri de bize lazım olacak. S2-S1 yine S2-S1 ideal. Eksi R gaz sabiti. R, S2, R değil bu Z. Şurası R. Z, S2 eksi Z, S1'den bulacağız. Yine Z, S değerlerini genelleştirilmiş entropi sapma diyagramından bulacağız. Z, S'ler, Z, H'ler de yani entalpi ve entropi için genelleştirilmiş entalpi sapma diyagramı ve genelleştirilmiş entropi sapma diyagramından yararlanacağız. Bugünkü konumuz bunlardan oluşacak ve bu konuyu örnek üzerinden ele alacağız. Gerçek gazlar için iç enerji, özgül iç enerji, özgül entalpi, özgül entropi değişimleri, eşitlikleri bunlar. Bunların çıkartılışı termodinamik kitaplarında var. Arkadaşlar, ben buraya sonuçları aldım.
çıkartılışlarını siz kitaplardan çalışın. Ama bu üç eşliği kullanacağız gerçek gazlar için. Bu hatırlatma, bu bilgi notu önemli. Bu çerçevede bugünkü dersimiz gerçek gazlardı. Gerçek gazlarla ilgili teorik bilgiler yine Ege ders içinde var. Ama biz örnek üzerinden sunumu yapacağız. Siz Ege ders içindeki bilgileri veya termodinamik kitapları içindeki bilgileri, teorik bilgileri çalışabilirsiniz. Biz örnek üzerinden dersimize devam edelim. Gerçek gazlar için örneğimiz şöyle olsun arkadaşlar. Propan gazını alalım. İzotermal olarak bir piston silindir düzeniyle sıkıştırılmaktadır. Piston silindir düzeniyle sıkıştırılıyor ve izotermal olarak, yani eş sıcaklık olarak sıcaklık değişmiyor. Sıkıştırma işlemi 100 derece santigrat sıcaklık ve 1 megapascal basınçtan 4 megapascal basınca doğru yapılmaktadır. Bak, piston silindir düzeneğinde basınç sabit oluyordu ama demek ki piston silindir düzeninin üzerine ek bir kuvvet koymuşuz. Bir o kuvvet de değişken, 1 megapascal'dan 4 megapascal'a sıkıştırıyor gazı. Bunlar önemli, bu bilgiler çerçevesinde soruyu çözeceğiz. Sıkıştırma işlemi 100 derece santigratta yapılıyor ve izotermal olarak yapılıyorsa sıcaklık değişmeyecek. Piston silindir düzeni yalıtımsızdır. Bu kapsamda yapılan işi kilojoule bölü kilogram olarak, sonuçta bir sıkıştırma işi var. Sınırdan olan ısı transferi miktarını bak. Bu sıkıştırma işi sırasında basınç değişiyor. Gazın sıcaklığını sabit tutuyoruz. Bir şekilde sabit tutuyoruz. Bu sabit tutuş işlemi de işte sınırdan olan ısı transferi ile gerçekleşiyor. Bu çerçevede sıcaklığı değiştirmiyoruz. Bu sınırdan olan ısı transferi miktarını da kilojoule kilogram olarak bulacağız. Ölü hal sıcaklığını 30 derece santigrat alın demiş. Bak, bu verilmezse 25 alıyorduk biz. Bu vermiş. 30 derece santigrat alın. Egzerji yıkımını da bulacağız. Güzelce arkadaşlar gazlar için bir işlem yapacağız. Gerçek gazlar için bir işlem yapacağız. Burada birinci yasa eşitliğini, ikinci yasa eşitliğini de kullanacağız. Bu örnek önemli. Bu örneği anlayan bu gerçek gazlar için konuları anlamış olur. Propan gazıyla çalışmışız. Propanın R'sini arkadaşlar ilgili tablodan, elinizde tablo var, alacağız. R eşittir 0,18,85 kilojoule bölü kilogram kelvinmiş. Kritik sıcaklık yine ilgili tabloda var. Şimdi tablo numarasını hatırlamıyorum. Elinizde tablo var. Oradan bakarsınız. Propanın T kritiği 370 kelvin. Propanın P kritiği, basınç kritiği, kritik değeri 4,26 megapascal. Propan gerçek gaz olarak ele alındığında ekte verilen ilgili diyagramlardan sıkıştırılabilir faktörlerinin belirlenmesi gerekmektedir diyor. Bu eke şimdi bakacağız zaten. Önce şu bilgilere bakalım. İndirgenmiş sıcaklık ve indirgenmiş basıncı bulacağız arkadaşlar gerçek gazlarda. Dediğim gibi saf madde içinde bunları kısaca ele almıştık. İndirgenmiş sıcaklık TR1 ise hal 1 için, indirgenmiş basınç R1 ise bunlar T1 bölü T kritik, P1 bölü P kritiğe eşitti. Şimdi T kritik değerleri tablodan, P kritik değerleri tablodan, 370 ile 426 değerlerini tablodan aldık. Üstteki değerleri sıkıştırabilir faktörleri çerçevesinde diyagramdan alacağız. Ona biraz sonra bakalım. 373.15 kelvini diyagramdan bulmuşuz. 1 megapaskalı diyagramdan bulmuşuz. Bunların oranı çerçevesinde. Pardon. 370.15 ile 1 megapaskal bize verilmiş. Biz 1.0085 ile 0.2347 diyagramdan bulacağız. O zaman bir daha tekrar edelim. Hata yapmayalım. T1 100 derece santigrat artı 270.15, 370.15 kelvini biz arkadaşlar soruda veriliyor. Hal 1'in değeri tamam. 370 kelvinde T kritik olarak tablodan alıyoruz. Yanlış söylemeyelim. Bunların oranı olan 1.0085'i tablodan bulacağız. TR1'i. Şimdi tabloya bakacağız. P1 1 megapascal bize verilmiş. P kritik 4.26 megapascal. Bunların oranı çerçevesinde PR1 0.2347 oluyor. Tablo kullanımından Z'leri bulacağız. TR1 ve PR1'i hesapladık. Dediğim gibi şu değerleri hesapladık. Sıkıştırabilirlik faktörünü tablodan bulacağız. Yanlış şey söylemeyelim. Tamam.
Bir daha bakayım. TR1 ve PR1'i evet ilgili bilgilerden hesapladık. Tablodan Z'leri bulacağız. Bunları kullanarak. Tamam. Bu ikisini kullanacağız. Tabloda kullanacağız. Z1'i bulacağız. Sıkıştırabilirlik faktörü Z1 için. Şimdi tabloya hemen bir bakalım. Arkadaşlar ders notunun sonunda yani sorunun çözümünün sonunda tabloyu verdim. Genelleştirilmiş sıkıştırabilirlik diyagramı kitabınızda veya tablolar bilgi notunda var. Buradan bulacağız. Arkadaşlar PR1 ile TR'yi göz önüne alarak tabloyu modelleyeceğiz. Şimdi bakın. Burada indirgenmiş basınç var. İndirgenmiş basıncı biraz önce hesapladık. Tabloda kullanacağız dedik. 0,23,47. 0,2 ile 0,3 arasında bunu artık cetvelle arkadaşlar yerini güzelce belirleyin. Belirledik. TR yani sıcaklığımız 1 indirgenmiş sıcaklığımız. Daha doğrusu 1,0085 de biz bunu 1'e yakın alacağız sonuç olarak. Şu eğriyi kesecek. Güzelce cetvelle bunu yapacaksınız arkadaşlar. Tablolar bilgi notunda bu indirgenmiş sıkıştırabilirlik diyagramını ben güzelce oraya yerleştirdim. Oradan sıcaklıkla bu basıncı kesiştireceğiz. Şurada kesişiyormuş. Uzattığımızda yine cetvelle 0,9 ile 1 arasında nereye düşüyorsa ona cetvelle güzelce belirleyip Z1'i 0,92 olarak alacağız. Ben 0,92 bulmuşum. Sen 0,93 bulursun. Fark etmez. Ama güzelce bunu cetvelle yani sınavda da yanınızda bir cetvel olsun. Cetvelle belirleyeceğiz. Sizin bulduğunuz değere göre yani sınavlarda sonucu değerlendireceğiz. Tabii 0,92, 0,91, 0,93 aralığında olabilir ama sen 0,89 buluyorsun o yanlış. Sonuçta 0,9 ile 1 arasında uygun bir değer bulunacak. PR2'yi 0,939 bulduk. 0,9 ile 1 arasında onu yerleştirdik. Yine sıcaklık burada değişmiyor demiş. Bu soru da öyle. Değişirse değişen sıcaklığı alacağız. TR'ye yaklaşık 1 alırsak yine 1'i 0,93 ile veya 0,94 ile şu noktayla kesiştirdiğimizde Z2 0,5 çıkıyor. Ben 0,5 bulmuşum. Tam 0,5'e denk gelmiş. Sen bunu 0,49, 0,51 de bulabilirsin. Önemli değil. Sonuçta bu tablodan bunu güzelce okuduktan sonra buradaki ufak tefek değişiklikler önemli değil. Hemen soruya dönelim. Evet, biraz önce anlatmaya çalıştık. İndirgenmiş sıcaklık ve indirgenmiş basınçları buluyoruz ve bunları tabloda kullanıyoruz dedik. Tabloda kullandıktan sonra Z1'i sıkıştırabilirlik faktörünü bulacağız. TR1 ve PR1 için. Tabii ben tablodan TR2 ve PR2'yi de gösterdim size. Onları da şurada yapacağız. Yapalım. Sıcaklık değişmiyor. TR2 sabit sıcaklıkta çalışıyoruz. T kritik değişmiyor. Bu 1,0085. Burada da 1,0085. Tamam. Basınç değişiyor. 4 megapaskala geliyoruz arkadaşlar. 4 megapaskalı yine 4,26 megapaskala böldüğümüzde şurası değişiyor. 0,93,90. İkisini biraz önce tabloda grafikte çalıştık. Bu ikisini kesiştirdiğimizde Z2 0,5 çıkıyor. 0,5. Tamam. Şöyle bir bakayım. Eksik bilgi vermeyelim. Tamam. Entalpi sapması ve entropi sapması da bize lazım arkadaşlar. Onu da şimdi konuşalım. Sonuçta bu problemde ne demiş? Egzerji yıkımını bulun demiş. Egzerji yıkımını bulmak için entalpi ile entropi değerlerine de bakmamız lazım. Yani entropi sapmasına bakmamız lazım. Entalpi sapmasını zaten enerji hesabında kullanacağız. Ama entropi hesabında bize entropi sapması lazım. Birinci yasada biz entalpiyi kullanacağız. Orada entalpi sapması da lazım. Neyse. Onları ZH1 ve ZS1 olarak ZH2 ve ZS2 olarak bulmuşuz. Hemen yine grafiklere bakalım. Arkadaşlar şunu biraz önce çalıştık. Z1 ve Z2'yi çalıştık. Siz de tablolar bilgi notundan buna güzelce bakın ve bu soruyu kesinlikle kendiniz çözün ve buradaki cetvel kullanımını bir pratik edinin cetvel kullanımı üzerine. Gelelim genelleştirilmiş entalpi sapma diyagramı.
Entalpi safhası ZH olarak gösteriliyor. Yine elinizde bu grafik var arkadaşlar. Burada hemen şu birden bakalım. TR yaklaşık 1, PR'de 0.23. Yine 0.2 ile 0.3 arası, bakın burası düzgün gitmiyor. Bu logaritmik gidiyor. Onun için 0.2 ile 0.3 arasını sen eşit parçalara bölüp yine 0.23'ü bulacak. 0.23 şurasıysa ve bakayım bir değeri şurasıysa sıcaklık olarak burada kesişiyor. Buradan ZH1'i 0.28 okuyacağım. Yani 0 ile 0.5 arasında değişiyormuş. Artık ben 0.28 okumuşum. Siz de onu kontrol edersiniz. PR2 0.93 yine TR1. O zaman 1'i şurada kesiyor, tamam. Uzatırsak 1.5 ile 2 arasında kalıyor. Ben onu 1.8 bulmuşum. Siz de bunu pratik yapın, tablo grafiği kullanın ve pratik olarak 1.8'i bulmaya çalışın. ZH2 olarak. Tamam. Şöyle bir bakalım. Tamam. TR değerleri artık sıcaklık neyse ona göre buradan kesiştireceğiz. Tamam. Genelleştirilmiş entropi sapma diyagramına bakalım. Yine tablolar bilgi notu içinde var. Entropi sapması ZS. Evet. PR1 0.23 yine 0.2 ile 0.3 arasında bunu alacağız. TR1 alacağız. Burada 1 ile kesiştirmişim. Ben de bakıyorum hata yapmamak için. Evet, doğru kesiştirmişiz. Burada 0 ile 1 arasını artık eşit parçalara bölüp ZS1'i 0.21 olarak okumuşuz. Tabii sen 0.20 olarak da okuyabilirsin. PR2 0.93, TR yine 1. Yine kesiştirirsek arkadaşlar tam 1.5'a denk gelmiş benim ölçümümde ZS2. Tamam. 3 tane sapma grafiğimiz var. Diyagramımız var. Bunları göz önüne alarak entropi, entalpi için ve Z değerleri için, sıkıştırabilirlik faktörü için bu 3 tane grafiği veya diyagramı kullanacağız. Tamam. Bunları güzelce siz de bakın arkadaşlar. Kesinlikle bakın. Evet, konuyu dağıtmadan TR ve PR değerlerinin saptırız hali 1 ve hali 2 için bunları hesapladıktan sonra Z değerlerini artık biz hangileri lazımsa bu soruda 3'ü de lazım. Sıkıştırabilirlik faktörü lazım. Entalpi için lazım. Entropi için lazım. Bu 3 tane Z değeri de hal 1 ve hal 2 için ilgili grafikten veya diyagramdan okuyoruz. Bunları hepsini kullanacağız. Z değerleri birden farklı ise ideal gaz yaklaşımı yerine gerçek gaz yaklaşımı yapılır dedik. Evet, gerçek gazlarla çalışıyoruz ve hep Z değerleri birden farklı. İzotermal işlemde 100 dereceyi sabit olarak alacağız. 373.15 Kelvin olarak alacağız dedik. Onu da aldık. Tamam. Şimdi termodinamik bilgileri altında problemi modelleyelim, problemi çözelim. Önce şekile bakalım arkadaşlar. Piston silindir düzeninde propan var. 1 megapascal basınçlı hal 1'de ve 100 derece santigrat sıcaklığında. Burada sınır işi yapılıyor ama buna ek olarak bir sıkıştırma yapıyoruz. Burada zorluyoruz. Basıncı 4 megapascal'a getiriyoruz. Ve sistem sınırından ısı transferi olacak. Tabii bunun yönü bilinmiyor şu anda. Yani Q çıkan gibi olacak gibi geliyor bana ama sonuçta bilmiyorsak onu bu şekilde gösterebiliriz. Ve biraz sonra enerji eşitliği içinde nasıl değerlendirebileceğimize bakacağız. Önce sınır işi hesabına bakalım. Sınır işi burada giren, sonuçta sıkıştırma işi yapıyoruz. PdV integrali. Tabii P'yi dışarı çıkartamayacağız. Değişken 1'den 4'e gidiyor. Propan 1 megapascal'dan 4 megapascal'a sıkıştırıldığı için, yani basınç sabit olmadığı için basınç hacmin fonksiyonu şeklinde ifade edilebilir demişim. İdeal gazlarla çalıştığımız için arkadaşlar M'yi de 1 kilogram alalım. Gerçek gaz eşitliği çerçevesinde M'yi 1 kilogram alalım ve PV eşittir Z MLT eşitliği göz önüne aldığımızda biz bunu P özgür hacim eşittir ZRT olarak yazabiliyoruz. Burada Z'ye göre değişecek olay, biz V sınır gireni bulurken P'yi hacim cinsinden ifade edeceğiz. Ama burada bir problem karşımıza çıkıyor. Hal 1 ve hal 2 arasında çalışırken Z sabit değil. Sonuçta hani Z1 farklı, Z2 farklı.
O zaman mühendislik yaklaşımı yapacağız ve bu Z yerine Z ortalamayı alacağız. Tabii biraz hata içerecek bu durum ama yaklaşım bu şekilde. Daha farklı yaklaşımlar var. Biz bu dersimizde ortalama üzerinden gidelim. O zaman PV eşittir Z ortalama RT olacak. Bu da tabii üçünün çarpımı bir sabit değer olacak artık Z ortalama aldığımız için. Z'nin değeri bir hali ve iki hali için değişken olduğundan dolayı ortalama Z kullanılabilir demişim yine. Z ortalama ikisinin toplamının ikiye bölümü 0,71. 0,71'i göz önüne alacağız. Tabii boyutsuz sayı bu. 0,71'i alacağız. PV eşittir 0,71 RT. Biz buradan P'yi arıyoruz arkadaşlar. P'yi yani hacmin fonksiyonu olarak P'yi tek başına bırakırsan 0,71 RT bölü V özgül hacim cinsinden yazılabilir. Sınır işi PDV integrali hal 1 ile hal 2 arasında. P'yi dışarı çıkaramıyoruz ama V cinsinden değerini bulduk. Özgül hacim cinsinden bulduk. 0,71 RT DV bölü V olarak bunu yazabiliriz. Q3'ü sabit. Yani bu soruda T de sabit. Sabit olmazsa ona göre integrali alacağız. Ama sabit olduğu için şu 3'ünün çarpımını dışarı çıkartıp DV bölü V integralini çözeceğiz. O da ln V2 bölü V1'e eşit. Arkadaşlar. O zaman 0,71 RT ln. Yani ln'i logaritma olarak da okuyabiliriz. Logaritma V2 bölü V1'e eşit. Jül veya jül bölü kilogram biriminde buluyoruz. Yani burada kütleyi 1 aldığımız için buraya jül bölü kilogram da yazabilirsin. Ama sonuçta kütleyi 1 aldığımızı söyledik. O zaman özgül hacimler ne? Yine arkadaşlar P küçük ve eşittir ZRT eşitliğinden bakın burada özgül hacimleri Z1 ve Z2 için ayrı ayrı bulacağız. V1 Z1 RT bölü P1 V2 Z2 RT bölü P2. Şurada özgül hacim oranı var. Onları bu şekilde değerlendireceğiz. V2 bölü V1'i yukarıdaki bilgilerden arkadaşlar P1 Z2 RT P2 Z1 RT olarak yazabiliriz. Yani şu ikisinin oranı yani V2 bölü V1'in oranı gerekli düzenleme yaparsak elde ettiğimiz sonuç bu. R'ler birbirini götürür. Bu soruda T'ler de birbirini götürüyor. P1 Z2 P2 Z1 olarak oranı bulduk. V2 bölü V1 için. Şu iki bilgiyi birbirine oranladığımızda şu noktaya ulaşıyoruz. V sınır giren 0,71 RT ln P1 Z2 bölü P2 Z1. Tamam. Bakayım sayısal değerlerin hepsi var. 0,71 0,18,85 kilogram Kelvin R'yi tablodan almıştık. T 370,15 Kelvin ve ln 1 megapascal 0,5 4 megapascal 0,92 Z2 ile Z1'i tablodan veya grafikten bulmuştuk. Buna göre burada logaritmayı da alacağız. Ve giren iş miktarı, sınır işi miktarı eksi 99,68 kilojül kilogram. Bak burada kilogram olarak da yazmışım. Sonuçta bir kilogram için çalışıyoruz. Eksi sıkıştırma işlemini gösteriyor. Yani giren sınır işini gösteriyor. Eksi sadece bize sıkıştırmayı gösteriyor. Sisteme bir sınır işi girişi olduğunu gösteriyor. Bunları geçmişte çalışmıştık ama bugün öğrendiğimiz yeni bilgiler gerçek gazlarda özellikle mesela özgül hacimlerin oranı bu şekilde tayin edilecek. Sınır işi bu şekilde bulunacak. Her türlü problemde, termodinamik probleminde %90 enerji dengesini kullanıyoruz. Enerji dengesi yani termodinamik birinci yasası eşitliği bizim için çok önemli. Burada da E'ye giren eksi E'ye çıkan eşittir delta E sistem olarak değerlendirme yapacağız. Piston silindir düzeni için kapalı bir sistem. Delta E sistemi delta U olarak alabiliriz arkadaşlar. Kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini ihmal ettik. Delta U, büyük U, kül biriminde çalışıyoruz. Çıkanı sıfır almışım. Ben Q gireni arkadaşlar E girene dahil etmişim. Ama yanına demişim ki ısının yönü belli olmadığı için giren olarak alınmıştır. Sonuç eksi çıkarsa çıkan olarak değerlendirilecektir. İstersen sen Q çıkan olarak da buraya yazabilirsin. Yani sonuçta artı eksi işareti bize giren mi çıkan mı olduğunu, ısının girdiğini mi çıktığını mı bize gösterecek. E giren altında VS giren var. Q gireni de ben buraya almışım. Tamam. Bu ikisinin toplamı delta U'ya eşit olacak. Q
Q giren artı V sınır giren delta O büyük delta O. Bunu kütle çarpı U2 eksi U1 olarak da yazabiliriz. Bu soruda kütle verilmediği için onu 1 aldık. Gerçek gazlar için iç enerji değişimini biraz önce arkadaşlar konuştuk. Gerçek gazlar için bak buraya adapte edeceğiz. Şurada U2 eksi U1 var. U2 eksi U1, H2 eksi E1 eksi R, Z2 T2 eksi Z1 T1 olarak yazılabilir dedik. Bunun çıkartılışı yine termodinamik kitaplarında var. Biz sonucu ele alacağız. Gerçek gazlar için iç enerji değişimi eşitliği bu. Entalpi farkını bilmeden iç enerji değişimini biz bulamayacağız. Ama entalpi farkını verilen bilgiler çerçevesinde hesaplayabiliyoruz. H2 eksi H1'i ayrıntılı olarak ele alalım. Onu da biraz önce konuştuk. H2 eksi H1 ideal. Eksi R, T kritik, ZH2 eksi ZH1. Bak bunları diyagramdan bulmuştuk. Bunları burada kullanacağız. T kritik ve R tablodan bulunuyor. Gelelim H2 eksi H1 ideali bulmaya. İdeal durumu gerçekte hep ideal durumu hep termodinamik 1'de çalıştık. İdeal durum neydi H2 eksi H1? Biz H'yi görüyorsak gazlarda CP'ye gideceğiz demiştik. Bak bunu unutma. H gördüğün an gazlarda CP'ye gidilir. Ve H2 eksi H1 CP burada kütle de olabilirdi. Biz 1 kilogram için çalışıyoruz. H2 eksi H1 CP T2 eksi T1. H'yi görünce CP'ye git unutma. U'yu görünce CV'ye git onu unutma. H'yi görünce CP'ye, U'yu görünce CV'ye gidiyorduk. Arkadaşlar bu soruda özel bir durum var. T1 eşittir T2 izotermal. O zaman burası 0 olacağından dolayı H2 eksi H1 de 0 olacak. İdeali yani. Şurası 0. Sadece burada bu sorudaki özel durumdan dolayı. H2 eksi H1 burası 0 ama yanında eksi 0.1885 kilojoule kilogram Kelvin R var. T kritik var 370 Kelvin. Bu Z değerini tablodan aldık. Entalpi için aldık. 1.8 eksi 0.28. Gerçek entalpi değişimi için Z'leri buraya kattık. O da eksi çıkmış. Eksi 106.01 kilojoule kilogram. Evet bize entalpi değişimi sorulsaydı direkt 106.01 kilojoule kilogramı alacaktık. U2 eksi U1 lazım bize bu soruda. Ama U2 eksi U1 zaten H2 eksi E1 ile ilişkili. Eksi 106.01 buraya yerleştirdik. Yanında eksi R var. Eksi 0.1885 kilojoule kilogram Kelvin. Yanında Z2, T2, Z1, T1 var. Onları da 0.5 olarak ve 0.92 olarak bulduk. Sıcaklıkları da yanına yerleştirirsek iç enerji değişimi eksi 76.47 kilojoule kilogram çıkıyor arkadaşlar. Evet matematik olarak bunları kontrol edin. Ben bu kendim çözdüm bu soruyu. Hata varsa düzeltirsiniz. Ben eksi 76.47 kilojoule kilogram bulmuşum. O zaman Q giren şöyle bakalım yukarıya. Q giren artı sınır işi girişi eşittir M U2 eksi U1'di. Q gireni bilmiyoruz ama sınır işini 99.68 kilojoule kilogram bulmuştuk. 1 kilogram eksi 76.47 kilojoule kilogram. Q giren arkadaşlar bir bakayım ama burada 99 var karşıya atarsak. Eksi 166.15 kilojoule kilogram çıkıyor. Ne demiştik biz? Eksi çıkarsa onu Q çıkan olarak değerlendireceğiz demiştik. Demek ki hani Q girer eksi demek bu Q çıkana bizi götürür. Zaten sıkıştırılmış gaz ısınacak. Bir sıcaklığı sabit tutmak için o gazdan enerji, ısı enerjisi çekmemiz gerekiyor. O zaman Q çıkan olarak değerlendireceğiz. 176.15 kilojoule bölü kilogram. Tamam. Bunlar önemliydi. Bu şekilde Q çıkanı halletmiş olduk. Tabii soruda bize entropi üretimi veya egzerji yıkımı da soruluyor. Onun için entropi dengesine de geçelim. Enerji dengesi eşitliğinde Q çıkanı hallettik arkadaşlar. Bu dursun kullanacağız. Entropi dengesi eşitliği neydi? S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta E sistem. Kapalı sistem. Kapalı sistemde şurası M çarpı S2 eksi S1'di. Tamam. S üretimi biz buradan bulacağız. S giren yok. Yani sisteme kütle giriş çıkışı yok zaten. Isı girişi de yok. Isı çıkışı var. O zaman entropi dengesinde Q çıkan bölü T sınır çevreyi S çıkan olarak alacağız.
Tamam. Gelelim gerçek gazlar için entropi değişimine. Arkadaşlar burada S2-S1 var. Önce onu halledelim. Sistemdeki entropi değişimi. Gerçek gazlarda S2-S1. Bunun çıkartılışı kitaplarda var dedik. Biz sonucu aldık arkadaşlar. S2-S1 ideal. Eksi R, Z, S2-ZS1. Bunları da biraz önce grafikten veya diyagramdan buldum. Önce S2-S1 ideali halledelim. Bak bunlar geçmiş termodinamik bir bilgileri. S2-S1 gazlarla çalışıyorsak Cp ln T2 bölü T1 eksi R ln P2 bölü P1'dir. Bu soruda özel olarak ne verilmiş? T1 eşittir T2 verilmiş. O zaman Cp çarpı 0 oluyor burası. Yani özel durum var bu soruda. Ama eksi R ln P2 bölü P1 yani 0.1885 kilojoule bölü kilogram kelvin çarpı ln 4 megapascal bölü 1 megapascal'ı değerlendireceğiz. S2-S1 ideal eksi 0.261 kilojoule kilogram kelvin olarak çıkıyor. Tamam. Şuraya onu yerleştireceğiz. Eksi 0.261 kilojoule kilogram kelvin. Gelelim yanında eksi R, ZS2-ZS1 var. Şunları çalıştık. 1.5 ile 0.21 bulduk. Bu da tablodan alınacak. O zaman sonuç gerçek gazlarda S2-S1 eksi 0.504 kilojoule bölü kilogram kelvin olarak çıkıyor. Evet. Şuradaki S2-S1 halletmiş oldum. Egzerji yıkımı, egzerji yok oluşu arkadaşlar neydi? X yok oluş T0 çarpı S üretimden de bulunabiliyordu. Sonuçta buraya bu hatırlatma notumuza yazıp entropi dengesine dönmüşüz. Entropi dengesi neydi? 0 eksi Q çıkan T sınır çevre artı S üretim. İşte karşı tarafta 0.504 olarak bulduğumuz kısım. Evet, şurada eksik Q çıkan T sınır çevre var. Burası önemli. Q çıkanı enerji dengesi eşitliğinden bulduk. Fayda kısmı önemli. Yani T sınır çevre veya burada TK olarak yazabiliriz. Burayı ne alacağız? Burayı arkadaşlar piston sınır düzeninin çevre ile irtibatlı olan sınırının sıcaklığı olarak alacağız. O sıcaklığı da arkadaşlar ölü az sıcaklığı olarak alabiliriz. Hani çevre sıcaklığı verilmemiş. Çevre sıcaklığını 25 derece olarak veya burada çevre sıcaklığı dediğimiz ölü hal sıcaklığını 25 derece olarak alabilirdik. Soruda 30 derece ölü hal sıcaklığı verilmiş yanlış hatırlamıyorsam. O zaman onu kelvine çevirirsek 303.15 kelvin olarak alırız. Yani piston sinir düzeninin sınır sıcaklığını alacağız. Veya başka soruda yani çevre sıcaklığını alacağız. Sonuçta faydayı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Elimizdeki bilgiler çerçevesinde bunu 303.15 kelvin olarak alabiliriz. Burası belli, burası belli. S üretimi buradan çekeceğiz. S üretim her zaman pozitif çıkmak zorunda bak. Eksi çıkıyorsa yanlış yapıyoruzdur. S üretim 0.077 kilogram kelvin olarak elde edildi. X yok olan için veya X yıkımı için bir hatırlatma yapmıştık. O zaman ölü hal sıcaklığı 303.15 kelvin ve entropi üretimi 0.077 kilogram kelvin ise bunların çarpımı 23.343 kilogram bölü kilogram oluyor. X yok olan X yıkım. Burada bu kadarlık bir egzerji yıkımı var. Yani kullanamadığımız iş potansiyeli diyelim. Kullanamadığımız iş potansiyeli miktarı var. Bunu biz egzerji dengesi eşitliğinden de bulabiliriz. Bak soruyu burada ben bitirmedim. Egzerji dengesi eşitliğinden bulun denirse nasıl yapacağız? Ona da bakalım. X giren eksi X çıkan eksi X yıkım eşittir delta X sistem. Buraya kapalı sistemlerde M çarpı Fi eksi Fi 1 olarak yazabiliyoruz. Tamam. X çıkan, Q çıkan var arkadaşlar. O zaman egzerjisi ısının Q çıkan 1 eksi T0 bölü TS. Buna bakacağız. X giren sınır işi girişi var. Sınır işi girişi varsa arkadaşlar burayı hatırlayalım. O zaman bunun egzerjisi V sınır çıkan eksi V çevre oluyordu. Bak egzerji dengesi eşitliğini de hatırlıyoruz ve gerçek gazlar için kullanacağız. Burada biraz işlemler fazla. Adım adım bakalım. Önce çevre işi. P0 çarpı DV idi. Çevre işi bak. Bunları hatırlıyoruz. Veya P0 delta V. P0 sabit. Sonuçta çevrenin basıncı veya ölü hal basıncı sabit. Onun için burayı bu şekilde yazabiliriz.
Arkadaşlar P0 çarpı kütle çarpı V2 eksi V1 olarak da delta V'yi yazabiliyoruz. Özgül hacim cinsinden yazıyorsak buradaki özgül hacimler direkt olarak alınamayacak. Çünkü biz gerçek gazlarla çalıştığımız için şunları hatırlamamız gerekiyor. P1, V1 eşittir Z1, RT'yi ve V2 hali için de şu ikisini hatırlamamız gerekiyor. Buradan V1 ve V2'yi çekeceğiz. Bunlar önemli. V1 ve V2'yi buradan çekersek V2 eksi V1 işte Z'ler cinsinden bu Z'leri bulmuştuk. Z'ler cinsinden V2 eksi V1'i bulup buraya yerleştireceğiz. Evet, uzatmayalım. Bütün bunların sayısal değerleri elimizde var. V çevreyi eksi 5.592 kilogram olarak bulmuş. Tamam. V sınır çıkan 99.68'di. V çevreyi de eksi bulduk. Ama burada da eksi var bak. Eksi eksi artı olacak. 105.272 kilojül kilogram. V sınır çıkan eksi V çevre. T0 arkadaşlar öğle sıcaklığı sınır sıcaklığı olarak almıştık biz. Biraz önce de aldık. 303.15 Kelvin. O zaman Q çıkan neredeydi? O Q çıkan 1 eti T 0 bölü TS 0 oluyor. Sıcaklıklar aynı olduğu için. Burası 1 eksi 1 0 oluyor. Q çıkan yani şu 0'la çarptığımız için. Egzerji dengesi eşitliğinde buna dikkat edeceğiz. Egzerji dengesinden ne demişim ben? 105.272 kilojül bölü kilogram eksi 0. Yani egzerji dengesi eşitliğine bunları yerleştirdik. 105.272 VSC eksi V çevreydi tamam. Sınır çıkan sınır işi eksi V çevre. Buraya yerleştirdik. Buraya 0 bulduk ki çıkan çarpı 0 olduğundan dolayı. Isının egzersizi 0. Sınır işin egzersizi 105.272. Eksi x yok olan eşittir. M çarpı fi 2 eksi fi 1. Gelelim fi 2 eksi fi 1'i hesaplamaya. Fi 2 eksi fi 1, h2 eksi h1 eksi t0, s2 eksi s1'di. Bak bunlar gerçek değerler. H2 eksi h1'in gerçek değerini bulduk biz bu soruda. S2 eksi s1'in gerçek değerini bulduk. Bunları bir sayısı olarak buraya yerleştireceğiz. Egzersiz dengesi eşitliğinde önemli noktalar var. Fi 2 eksi fi 1 geçmişten hatırlıyoruz. Zaten bu termodinamik 2 dersinin ilk konusuydu. Sayısal değerleri yerine yerleştirirsen 82.058 kilojül bölü kilogram olarak fi 2 eksi fi 1'i buluruz. Bütün bilgileri yerleştirdik. X yok olanı bize soruyor. Sayısal değerlerini de yerleştirdik. X yıkım 23.214 kilojül bölü kilogram. Yukarıda ne bulduk? 23.343. Burada 23.214. Tabii ufak tefek yuvarlama hataları olabilir. İkisinden de x yıkımı bulabiliriz. Bize egzersiz dengesinden bul diyorsa yapacağımız işlemler bunlar arkadaşlar. Ama bir şey demiyorsa biz T0 çarpı S üretimden de bulabiliriz. İkisi de bizim için geçerli ve yeterli. Arkadaşlar bu günkü gerçek gazlarda bu soru çok önemli. Bu sorunun içindeki bilgileri çalışıp öğrenen kişi gerçek gaz sorularında sorun yaşamaz. 3 tane diyagram var. Bu 3 diyagramın üzerine de çalışın dedim. Ben pratik yapın dedim. Cetvelle bu sapma değerlerini bulun dedim. Bu soru önemli. Gelelim diğer soruya. Bir soru daha var. Dersimizi bitirmeden önce bir soru üzerinde de daha duracağız. Bu sorudaki bilgileri verdim ve gerçek gazlar için o bilgiler önemli. Bir de arkadaşlar başka bir konu daha var. Ona da bakalım. Özellikle iki gaz varsa veya ikiden fazla gaz varsa ne yapabiliriz? Kısmı da bizim için önemli. Onun için bu soruyu da birlikte çözelim. Proponu hallettik. Gelelim bu soruya. Arkadaşlar işin teorisini Ege ders içinde de var. Siz çalışacaksınız. Ben soru üzerinden konuyu anlatıyorum. Bu gerçek gazlarda bir de kay kuralı çok önemli. Bu kay kuralını göz önüne alarak soruyu çözelim. Siz de kay kuralını yine kitabınızdan veya ders notundan çalışın. %60 karbon monoksit ve %40 hidrojen molar birleşimine sahip bir gaz karışımı. Bak molar olarak birleşim varmış ve molar oranları
Yani %60 karbon monoksit, %40 hidrojen olarak karşımıza çıkıyor. Bu kısımlar, bu teorik kısımlar ders notunda var. Onları burada anlatmıyorum, oradan bakacaksınız siz ama bu soruyu anlayan o kısmı da anlamış olacak. Bileşimine sahip bir gaz karışımı kararlı durumdaki bir türbine, açık sistem bak, türbine 150 derece santigrat ve 14 megapascal koşullarında giriyor. Bu gaz karışımı giriyor. Ve türbinden 100 derece santigrat ve 1 bar koşullarında çıkıyor. Karışımın hacimsel debisi 540 metreküp bölü dakika olarak verilmektedir. Kay kuralını kullanarak türbin girişindeki hacimsel debiyi metreküp bölü dakika olarak hesaplayınız. Bak, hacimsel debi değişir arkadaşlar gazlarda. Çünkü burada ne demiş? Hacimsel debi giriş için hesapla, bu çıkış için. Karışımın hacimsel debisi. Bunun ayrıntısına bakacağız. Girişteki hacimsel debiyi biz metreküp bölü dakika olarak hesaplayacağız. İdeal gaz modelinde sonuç ne olurdu tartışınız demiş. Bak, hem kay kuralı gerçek gazlar için zaten. İdeal gaz modelinde sonuç ne olurdu onu tartışacağız. Karışımın hacimsel debisi verilmiş. Girişteki hacimsel debi istiyor. Ayrıntıya soruda bakalım. Arkadaşlar, açık bir sistem, türbin. Ama gaz karışımı giriyor. Kontrol hacminden giren karışımın sıcaklığı ve basıncı verilmiş. Kontrol yüzeyinden giren, yanlış söyledim. Kontrol hacmi içi burun. Bak, şuraya kontrol yüzeyi olacak. Onu yanlış yazmışım. Burun içi kontrol hacmi sınır kontrol yüzeyidir. Yani şu oku buraya uzatmamışım. Kontrol yüzeyinden giren ve çıkan gaz karışımı var. Evet, bunu siz değiştirin. Veya oku şuraya uzatın. Sonuçta burası kontrol yüzeyi, içi kontrol hacmi. Evet, soruda bu 540 nereden geliyor diye bakmıştık. Arkadaşlar, onu da ayrıntısını yazın. Çıkıştaki hacimsel debiymiş. Tamam, 540 metreküp bölü dakika. Evet, bu çıkışta hani ben de başlangıçta buraya yazılmadı diye baktım. Bu çıkışmış, zaten bize girişi soruyor. Zaten ne demiştim ben? Hacimsel debi giriş ve çıkışta değişir. Ama karışımın çıkıştaki diye buraya yazılır. Yani ben tabii sınavda bunu ayrıntılı olarak yazarız da buraya yazmamışım. Ama buraya yazmışım. Hani onu kafamı karıştırmıştı, güzel. Çıkıştaki hacimsel debi vermiş. Girişteki farklı olacak. Zaten gazlarda hacimsel debi değişir demiştik. Basınç ve sıcaklık değiştiği için. Tamam. Böylece kafamızı karıştıran kısmı da buraya yazdığım için o karışıklık da giderilmiş oldu. Arkadaşlar, karışım ne? %60 karbonmonoksit, %4, %40 hidrojen. 1 bar 10 üzeri 5 pascal demişim. Tamam. Çünkü sanırım bar açısından da çalışabileceğiz. Veya P2 1 bar vermiş. Tamam. Onu megapascal cinsinden yazabilmek için buraya bilgi olarak yazmış. Tamam. Evet, soruya konsantre olalım. Tamamdır. Kontrol yüzeyini delen akışkan giriş çıkışları bilgilerini verdik. Hacimsel çıkıştaki hacimsel debiyi de verdik. Buna göre girişteki hacimsel debiyi kay kuralına göre bulacağız. Tamam, soruya konsantre olduk. Kararlı durumda kütlesel debi eşitliğini yazmışım. Arkadaşlar, kütlesel debiyi biz hacimsel debi bölü özgül hacim cinsinden yazabiliyorduk. Kararlı durumda, arkadaşlar bakın, gazlarda kütlesel debi değişmez. Giriş ve çıkışta hacimsel debi değişir. Kararlı durumda kütlesel debi eşitliğini, yani V1 eşittir M2 cinsinden veya V1 bölü V1 eşittir V2 bölü V2 küçük V2 cinsinden yazabiliriz. Şuradaki kütlesel debi ve giriş ve çıkıştaki kütlesel debiler birbirine eşittir. Hacimsel debiler farklıdır. Evet, buradan hani V1'i çekersen girişteki hacimsel debi o ve küçük V1 bölü küçük V2 çarpı V2 büyük V2 eşit olacak, hacimsel debi eşit olacak. Metreküp bölü dakika, ha, birimler de önemli. Saniye değil, dakika verilmiş soruda. Tamam. Hacimsel debiyi biz kütlesel debi bilgilerini kullanarak hacimsel debiyi modelledik. Giriş ve çıkış arasındaki fark şu ikisinin oranı cinsinden olacak. Önce ben ideal gaz modelini almışım arkadaşlar. Kay kuralına daha sonra bakmak üzere. Önce ideal gaz modeli neydi? Burada özgül hacim varsa P özgül hacim eşittir 1 kilogram için
yazarsak PV eşittir RT'ydi. Tamam. Buradan Özgür Hacim RT bölü P'ydi. Bunu biliyoruz zaten. Burada V1 bölü V2 olduğu için biz ideal gaz modelinden bakıyoruz şu anda. O zaman V1 yerine RT1 bölü P1, V2 yerine RT2 bölü P2 yazıp hacimsel debileri bu sonucu adapte edebiliriz. O zaman V1 hacimsel debisi eşittir. Tabii şuraya düzenlersek oranı T1 T2 çarpı P2 P1'e dönüşüyor şu oran. Çarpı V2 hacimsel debisi. Uzatmayalım. Sıcaklıkları Kelvin olarak alacağız. 150 ile 100 vermiş. Tamam. Basınçları bak. Hani burası megapascal, burası 1 bar. Ya şurada niye 1 barı yazmışım diye düşünmüştüm ben. İkisini birbirine tabii aynı birimde alacağız. Ben bar birimde almışım. 1 bar bölü 140 bar oranını buraya yazdık. Burası da 540 metreküp bölü dakika. O zaman girişteki hacimsel debi 283.9 metreküp bölü dakika. Ama bu arkadaşlar ideal gaz modelinde, yani geçmişteki bilgilerle bu soruyu çözseydik bu şekilde çözmemiz gerekiyordu. Ama gelelim KAY kuralına. KAY kuralına adım adım bakalım. Önce tabii ki bu Z değeri karşımıza çıkıyor. Z değeri gerçek gazlarda var. Sıkıştırılabilirlik oranı. Bu da PV bölü RT olarak yazabiliriz. Buradan özgül hacmi ZRT bölü P olarak yazabiliriz. Ve V1 bölü V2'yi yukarıda bulmuştuk ama şu Z'lerin haricinde bulmuştuk. Bu sefer Z'leri dahil edersek bu şekilde yazmamız gerekecek. Daha KAY kuralına geçmedik. Bu ön hatırlatma arkadaşlar. O zaman V1 hacimsel debisi ile V2 hacimsel debisini karşılaştırdığımızda araya biraz önce T1 bölü T2, P2 bölü P1 vardı. Şunların sayısal değerini yukarıda hesapladık. Ama araya Z1 bölü Z2 de gelecek. Yani biz yukarıdaki eşitliği V1 eşittir Z1 bölü Z2 çarpı şurası neydi? 3 ürün çarpımı. Şu 3 ürün çarpımı 283.9 olarak burada bulmuştuk. O zaman biz Z2 bölü Z1 bölü Z2 çarpı 283.9 metreküp bölü dakika olarak şu üçünü buraya yazabiliriz. Şimdi gelelim KAY kuralını uygulayabilmek için her bir bileşenin kritik sıcaklığı ve kritik basınç değerlerinin bilinmesi gerekiyor arkadaşlar KAY kuralında. Bu değerler tablo A1'den alınır demişim. Tamam. Karbonmonoksit için T kritik, P kritik. Hidrojen için T kritik, P kritik. Değerleri tablodan okunmuş. Gelelim yani KAY kurulundaki önemli nokta şu. Bak iki tane gaz var. İki tane üç ne olabilir? Buradaki iki gaz için T kritik ve T kritik iki tane var. Ama bize gaz karışımının kritiği lazım. İşte KAY kuralı burada devreye giriyor. T kritik gaz karışımı için Y1 T kritik karbon monoksit artı Y2 T kritik hidrojen. Y1 Y2 ne? O oranlar bize molar olarak verilmiş. Arkadaşlar kütlesi olarak da verilebilirdi, molar olarak da verilebilirdi, yüzde olarak da verilebilirdi. Yani Y1, Y2 bu verilen oranlar. Biri %60, biri %40 soru içinde verilmiş molar olarak. O zaman molar olarak KAY eşitliğini değerlendireceğiz. Y1 %60 demek, 0.6 demek, %40 demek, 0.4 demek. 0.6 ile 0.4'ü bu sıcaklıkların önüne yerleştireceğiz. İşte gaz karışımı için kritik sıcaklık böyle hesaplanıyor. Bu oranların bize kesinlikle verilmesi gerekiyor. T kritik 93.12 Kelvin çıktı karışımda. Gaz karışımının kritik basıncı da aynı şekilde. Basınçlar belli, Y1, R2 belli. O zaman matematik olarak yaparsak 2.62 megapascal çıkıyor. Bak bunları pascal cinsinden yazmamız gerekiyor. P kritik gaz karışımının 2.62 megapascal. Bu iki bilgi KAY kuralı olarak öğreneceğiz veya şimdi öğreniyoruz. Tabii siz yine işin teorisini çalışacaksınız. Karışıma ait indirgenmiş özelliklere geçelim. TR1 ve TR2, hal 1 ve hal 2 veya giriş çıkış için tabii açık sistemde giriş çıkış için. T kritiği yukarıda bulduk bu iki gaz karışımı için. O zaman T1 ve T2 cinsinden TR1 ve TR2'yi buluruz. 4, 54, 4. Bunları grafikte kullanacağız.
PR1 ve PR2'yi de aynı şekilde P kritikleri gaz karışımı için bulduğumuzdan dolayı, bak karışım için bulduğumuz değerleri burada kullanıyoruz. Kay kuralında şu basınç değerleri, üstteki paydaki basınç değerleri bize verilmiş. O zaman PR1 534, PR2 0.038 olarak bulunuyor. Arkadaşlar tablolar bilgi notu içinde var. İlgili şekle veya diyagrama gideceksiniz. Biraz önceki soruda çalıştık bunları zaten. TR1 ve PR1'i diyagramda kesiştireceğim. Z1'i 1.08 bulacağım. Diğer çıkışı da kesiştirdiğinde Z2'yi 1 bulacaksın. Yani bunlar yaklaşık 1'e eşit çıkmış. Ama ne olursa olsun gerçek gazlarda bu 1.01 de olsa onu bulup değerlendireceğiz. O zaman V1 arkadaşlar hacimsel debisi, bu ikisinin oranını bununla çarptığımızda 322.812 metreküp dakika çıkıyor. Kay kuralı gerçeğe daha yakın sonuçlar verir arkadaşlar. Burası 322.8. Ötekinde ne bulmuştuk? 322.8 burası. 283.9 bulmuştuk. Bak, bu ideal durumda. Ama Z1 bölü Z2 devreye girdiğinde gerçeğe daha yakın. Zaten gaz karışımı böyle gerçek gazlar artık. Neden gerçek gazlar? Z1'den farklı. Hadi şu 1'e eşit ama şurası 1'den farklı. Ne olursa olsun 1'den farklı. O zaman gerçek gazlarla ve gaz karışımlarıyla çalıştığımızda kay kuralı ile ilgili soru size sorulacak. Yaklaşım bu şekilde arkadaşlar. Hani soru illa böyle olması şart değil ama kay kuralını bildikten sonra neyi bileceksin sen? Verilen oranlar cinsinden bu karışımın kritik basıncı ve kritik sıcaklığını nasıl hesaplayabileceğini bildikten sonra gerçek gazlar için ve gaz karışımları için kay kuralını uygulayabilirsin. Evet, bu konuları size güzelce anlatmaya çalıştım. Çözümlerde bir iki ufak hatalar var, yani gösterim olarak onları zaten düzeltirsiniz. Şurada kontrol yüzeyi hatası var. Ufak tefek hatalar olabilir. Sonuçta soruları ben çözüyorum arkadaşlar. Sayısal değerleri de kontrol edin. Doğru yapmaya çalışıyoruz ama ufak tefek. Tabii termodinamik nedir? Hatasızlık içermez. Termodinamiği öğrenen kişi her zaman hatanın olabileceğini bilir. Çünkü entropi üretimi her zaman var. Soruların çözümünde de bu hataları düzeltirsiniz. Tabii sınavlarda hata yapmayacağız ama sınavlarda entropi üretiminiz sıfır olacak. Evet, soru yoksa yoklama alarak dersi bitiriyoruz.